Merhaba arkadaşlar, tekrardan merhaba. Bugün sizlerle birlikte Musk Empire'ın ne olduğunu, müzakerelerde nasıl kazanılacağını ve müzakerelerde berabere kaldığınızda çıkan yetenek puanını nasıl yükselteceğinizi anlatacağım. Videoyu çok dikkatli izleyin. Çok önemli tüyolar vereceğim. Videoya geçmeden önce videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Tekrardan merhaba. Öncelikle açıklama kısmında verdiğim linki tıkladığınızda ekranınızda böyle bir sayfa gelecek. Bunu bilmeyenler için atlıyorum. Birazcık ileri sarabilirsiniz. Sol alttaki play tuşuna basarak başlatabilirsiniz. Başlattım botu ben. Hızlı hızlı menüleri tanıtacağım. Dikkatlice dinleyin. Yeni başlayan oyuncular için diyorum bunu. Öncelikle ekranı tıklayarak paranızı, bakiyenizi arttırabiliyorsunuz. Sağ altta tıklama başına karınız gözüküyor. Sol altta da enerji limitiniz gözüküyor. Aşağıda geliştir var, şehir var, kankalar var ve görevler var. Bunların da ne olduğunu hızlıca anlatayım. Kişisel bölümünde kartlar var. Bu kartları satın alarak saatlik kazancınızı arttırabilirsiniz. Saatlik kazanç sayesinde oyunda olmadan belirli bir miktara kadar paranızı arttırabilirsiniz. 3 tane menü var ve aşağıda şehir butonu var. Burada 5 farklı menü var. Eskiden 3 farklı menü vardı. Bunları değiştirdiler. Bu menülerin ne olduğunu hızlıca anlatayım. Sol üstte borsa var. Bu borsadan günlük olarak 3 tane farklı yatırım yapmaya hakkınız var. Bu yatırımları yaparak şansa bağlı olarak paranızı arttırabilirsiniz. Şehir kısmına geri dönelim. Solda hype bölgesi var. Bu airdropla ilgili YouTube'a içerik üreterek size belirli bir miktar bonus veriyor. Bunları alabilirsiniz. Sol altta topluluklar var. Bu topluluklardan oyun içindeki klanlara katılabilirsiniz. Şehir kısmına geri dönüyoruz. Burada müzakereler butonu var. Müzakereler en önemli kısım. Burada 5 farklı lig var. Seviyenize göre oynaya yeni başladıysanız bronz ligi sizde açılı olacaktır. Oynadıkça gümüş, altın, platina ligleri açılıyor. Örneğin gümüş ligine girelim. Karşınıza 3 farklı kart çıkacak. Atarlı, esnek, koruyucu, bunları taş, kağıt, makas gibi düşünebilirsiniz. Atarlı esnek kartı yeniyor. Koruyucu kartı kaybediyor. Esnek atarlı kartı kaybediyor. Koruyucu kartı kazanıyor. Koruyucu atarlı kartı kazanıyor. Esnek karta kaybediyor. Oyun bu kadar basit. Mesela rastgele birini seçiyoruz. Görüşme süreci devam ediyor dedi. Para yattı. Koruyucu. Rakibim esnek kart çıktı ve ben kaybettim paramı. Taş, kağıt, makas mantığında. Birazdan size müzakereler kısmını nasıl kazanacağınızı göstereceğim. Ana menüyü tanıtarak devam edeyim. Aşağıda kankalar butonu var. Buradan arkadaşlarınızı davet ederek onlar geliştikçe para kazanabilirsiniz. Şu an benim YouTube videolarımdan gelen takipçilerim gözüküyor. Onlardan gelen bonusları alabiliyorsunuz. Ve görevler kısmı var sağ altta. Buradan oyuna yeni başlayanlar için basit görevler var. Bu görevleri hızlıca tamamlayabilirsiniz. Ben hepsini tamamlamışım oyuna iyi başladığım zamanlarda. Müzakereler kısmına geri dönelim. Videonun en önemli kısmı burası. Videolardan, airdroplardan, kriptoya dair haberlerden ve mobil uygulamalardan daha hızlı haberdar olmak için aşağıda Telegram kanallarımın linkini bıraktım. Onlara ayrıca abone olup katılabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımızın linklerini burada bırakıyorum. Instagram ve Twitter'ımı ayrıca açıklamayı da bıraktım. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Kanalımızda düzenli olarak kriptoya dair ve mobil uygulamaya dair videolar çekiyoruz. Bildirim zilini açarsanız daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Normalde taş, kağıt, makasda ihtimaliniz %33, kaybetme ihtimaliniz %33 ve berabere kalma ihtimaliniz de %33. Ama bu oyunda berabere kaldığınızda bildiğiniz üzere yetenek puanı karşılaştırılması yapıyor berabere kaldığınız zaman. Bu karşılaştırmada sizin belirli yeteneklerinizi ölçüyor. Kiminki daha fazlaysa o turu o kazanmış olarak gösteriyor. Ben şimdi size bunu nasıl kazanacağınızı anlatacağım. Püf noktalarından bahsedeceğim. Eğer yetenek puanınız azsa berabere kaldığınızda her zaman kaybediyorsunuz ve kazanma oranınız yaklaşık %33'e düşüyor. Kazandığınız zaman da oyun vergi olarak %20'si kesiyor. Uzun vadede kazanma oranınız yaklaşık %25'lere düşüyor. Kazanma oranınız %23 civarı bir şey. Ama ben size uzun vadede kazanma oranınızı %60'lara çıkaracak bir taktik göstereceğim. Öncelikle gelelim bakalım berabere kaldığımızda ne oluyor ona bakalım. Berabere kalana kadar bir oynayalım oyunu. Berabere kalacak rakip bulana kadar hızlandıracağım. Dikkatli izleyin.
Gördüğünüz gibi berabere kaldık ve ben yetenek karşılaşmasında yenildim. Bu neden oldu? Ben yüksek bir lig girdim. Yüksek liglerde genellikle yetenek karşılaşmasındaki puanları rakibin yüksek oluyor. Bu yüzden şimdi size yetenek puanlarınızı nasıl arttıracağınızı göstereceğim. Bunu yapması çok basit. Ekranda gördüğünüz gibi bir simge var. İki adam el ele tutuşuyor. Bu simgeyi geleceksiniz. Müzakereleri tamamla diyelim. Geliştir kısmı var aşağıda. Geliştir kısmına tıkladık. Buna dikkat edin. Sol üstte kişisel bölümü var. Kişisel bölümünden en aşağı indiriyorsunuz. Aşağıda bir tane simge var. Müzakereler yazıyor. Bu müzakereleri her yükselttiğinizde, hatırladığınız gibi az önce benim puanım 22 idi. Bakın bu kaç seviye? 22. Eğer ikinizin de aynı eşit müzakereler puanı varsa oyun neye bakıyor? Etiğe bakıyor. Etik kartı var. Bu etik kartını da yükseltin. Benim etik kartım 19 seviye. Ve müzakereler kartım 22 seviye. Elimden geldiğince her gün yükseltmeye çalışıyorum bunları ben. Bu airdrop en güvendiğim airdroplardan bir tanesi. Bu airdroptan iyi bir para bekliyorum. Eğer siz de benimle beraber kazanmak istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir tur daha oynayalım, videoyu bitirelim. Size bir şey göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Platinia League'de oynayan bir adamla denk geldik ve benim 22 puanım var, onun 4 puanı var. Zaten arkadaşlar 15 puana kadar getirmek çok basit. Eğer 1 milyon ligde oynuyorsanız 15 puan yani sizin için. Eğer Gold League'de oynuyorsanız 15 yetenek puanı sizin için gayet yeterli bir miktar. Eğer Platinia League'de oynuyorsanız 20'nin aşağısında bırakmayın. Bir tane burada adam 4'te bırakmış ve kazanma ihtimali, uzun vadede kazanma ihtimali %25 arı bir şey. Bir videonun sonuna daha geldik. Videomuzu izlediyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca anlamadığınız soruları yorum kısmında sormayı unutmayın.